Arkadaşlar merhaba. Sadık ben. Bildiğiniz üzere Albion Online rehber serimize devam ediyoruz. Şimdi sizlere Black Zone rehberi çekmek istedim. Black Zone nedir? Şimdi Black Zone arkadaşlar oyunun burası Royal Continent diye geçer. Burada işte atıyorum sarı zonlarda eğer faction'ınız yoksa ölmezsiniz. İşte ne bileyim mavi zonlarda ölmezsiniz. Kırmızı zonlarda PK saldırırsa ölürsünüz ya da siz PK olup birilerini öldürebilirsiniz. Ama oyunun asıl artık böyle dahşaklı yerlerine geliyoruz. Burası Black Zone gençler. Şimdi Black Zone nedir? Black Zone sizin guildiniz haricinde parti olmadığınız herkesin sizi öldürebileceği bir alandır. Ya da siz aynı şekilde öldürebilirsiniz. Şimdi Black Zone'a neden çıkılır? Royal'den farkı nedir? Black Zone öncelikle arkadaşlar eğer dungeon, şey solo dungeon, grup dungeon fark etmez dönüyorsanız bu aktiviteyi gerçek bu sporu yapıyorsanız daha güzel lootlar edinmenize, daha fazla fame kazanmanıza, atıyorum Gather'la uğraşıyorsanız mesela 7 T6 T7 T8 Gather malzemeleri Black Zone'da çok çok daha fazladır. Çok çok daha hızlı bulursunuz. Black Zone'da dediğim gibi hem fame hem de gather olarak daha hızlı seri kasabilirsiniz. Black Zone'un en büyük olayı fame'idir arkadaşlar. İlk başta çıktınız. Siz hangi şehirdeyseniz o şehrin bir dakika şurada bizi yemesinler bir görünmez olak da. Şimdi mesela Martlock'tan ben çıktım. Martlock nerede? Burada. Her şehrin şöyle o şehrin renginde portalları vardır. O portallara tıkladığınızda size seçim mesela Martlock'un o portalı nereye ışınlıyor? Şu haritada görmüş olduğunuz 3 tane ışık var ya. Bu Martlock'un, bu Breachwatch'un mesela. Bu yeşiller Limehurst'un, bu beyazlar Forsterling'in ve son olarak morlar Tedford'un map'leri. Bu map'lerde mesela şu an buradayım ben. Map'e iki kere tıkladığım ya bir kere tıkladığımda mesela burada 2 ve seviye 5 arası odun, taş ve maden varmış. Map'lerde böyle gezerek ne kadar yapacağınız gelir yani ne topluyorsanız ona bakabilirsiniz. Artı şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane dörtgen şeklinde baklava dilimi var. Bunlar da bu map'teki resource'ların yani atıyorum taş toplayacaksan taşın işte 4-1, 4-2, 4-3 olma muhabbeti var ya o. Mesela burada %11'miş. Gibi. Şimdi mesela ben solo dungeon yapacağım. Solo dungeon yapmak için ihtiyacım olan map'e doğru gidiyorum. Ben Red Tree'ye gideceğim mesela. Orası mesela tier 8 bir map. Ve orada mesela dungeon döndüğünüzde attığı loot olayı çok çok daha karlı oluyor. Yolda giderken oyunun en basit kaçış mekaniği şudur arkadaşlar. Eğer şuralarda yani haritanın sonlarında adamı görmeseniz bile ismi kırmızı olarak görünür size. Kırmızıyı gördüğünüzde tam tersine. O buradan geliyorsa tam tersine. Aşağıdan geliyorsa yukarı, yukarıdan geliyorsa aşağı. Direkt koşmanız lazım. Yoksa gank yersiniz. Mesela o kırmızı arkadaşımız geziyor. Ve eğer şimdi bakın ben buradayım. Bu benim can barım, mana barım ve altta bir 3-5 tane de sarı çizgi var gördüğünüz gibi. Bu sarı çizgi arkadaşlar karşınızdaki adamın bir binekte olup olmadığını tiyosunu verir size. Eğer karşıdaki binekte ise bu sarı çizgiyi görürsünüz size doğru koşan kişinin. Ve eğer sarı çizgi varsa ve tek başına geldiğine inanıyorsanız o tarafa gidebilirsiniz. Ama indiğinizde bakın çizgi kayboluyor. Ve yolda giderken böyle bir kırmızılık görürseniz o tarafa gitmeyin arkadaşlar. Dalağınızı çırparlar. Black Zone'da en basit hayatta kalma rehberi budur. Mesela bakın. Bak dalağımı çırpacaklar. Görüyor musunuz? Hemen geri kaçıyoruz. Şimdi saldılar. Böyle böyle doşluya doşluya devam edeceksiniz. Şimdi ben bu map'ten nasıl geçeceğim? Ben bu map'ten geçemeyeceğim. Genelde hep kapıları tutar bu arkadaşlar. Aslında videoya da iyi denk geldi. Tam gankmank diyorduk. Şimdi tekrar bir daha göstereyim, ölmezsem.
Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar golsüz. Ama bir 5-6 kişi kapıyı tutuyorlar. Buradan zorlamayacağız. Belli ki geri gideceğiz. Şimdi Black Zone'da görmüş olduğunuz şu sarı yananlar. Bunlar Corrupted Dungeon'lar olarak geçer. Bunlar da 1v1 Hellgate de diyebiliriz buna. Normal girersiniz. İşte adam kesmeye çalış. Şey, önce mobları kesersiniz. Mobları kestikten sonra işte oyun size eğer ararsanız adam atar. Eğer aramazsanız normal Next Dungeon deyip devam edebilirsiniz. Şimdi mesela şu arkadaş benim peşimde. Genelde yürüyen bir böyle yol kesen tayfa vardır Black Zone'da. Bunlar genelde yol keserler, kapılarda ya da yolun ortasında, şuralarda falan beklerler. Ha bu arada bu yeşil dungeonlar da solo dungeonlardır arkadaşlar. Buraya kendiniz girersiniz. Girdikten sonra içeride moblara vurmadan logout'a basın. Bende 60'tan sayıyor. Orada içeride 300'den sayacaktır. 210 olduğunda dungeon'a artık başlayabilirsiniz. İçeri kimse girmediyse. Çünkü dungeon artık kapanmıştır arkanızdan. Arkanızdan kapandığı için de dolayısıyla sizi kimse rahatsız edemeyecek. Rahat rahat fame'inizi yapabilirsiniz. Ama 210 ben o kadar beklemem kardeşim. Ben yardırırım dersen o dungeon'a biri girebilir ve arkandan seni gankleyebilir, kesebilir, dive'layabilir. Benim tavsiyem kesinlikle bekleyin. 210'a kadar bekleyin. Hele ki işte mesela burası T5 galiba, aynen. T5 bir map. Hani bu benim işime yaramaz ama oyuna yeni başlayan, premium almak isteyen ve bu dungeon olayını seven arkadaşlar için özellikle Black Zone'da dungeon'ı öneririm. Çünkü hem loot'u daha iyi oluyor, hem de fame'i, yani silahı daha kolay kasabilmeniz adına gerekli. Şu haritada görmüş olduğunuz sarı yuvarlak olan 2v2 Hellgate'tir. Onun da basit mantığı şudur arkadaşlar. Toplamda 3 tane boss vardır. Değil mi? 1, 2, 3. Aynen. 3 boss'u kestikten sonra ortada bir tane boss çıkar. Siz bir arkadaşınız ya da bir işte takım biriyle girersiniz. 2v2'dir. Bu mob'u kes. Burada bir mob vardır. Bu mob'u kestiğinizde burası açılır. Şu an bunu kesmişler. Tıklayıp içine girersiniz. Ama başkası kestiği için ben giremiyorum şu an. Burada da karşınıza oyun 2 kişi atar. Siz de 2 kişisiniz. Karşılıklı çatışmaya başlarsınız. Kim kimi keserse onu lootlar. Daha sonrasında boss'u keser. Boss kestikten sonra boss da ortaya bir loot atar. Onları toplarsın. Bu şekilde seri seri gider gelirsin. Bu da bir para kasma yolu. Eğer Hellgate arkadaşınızla iyi anlaşabilirseniz, ya yani iyi anlaşabiliyorsanız bir günde çok güzel, ya böyle 15-20 milyonlar falan kasabilirsiniz. Özellikle kitap loot'u da çok fazladır. Kitap loot'u da bilmeyenler için burada gösteremeyeceğim, üstümde yok. Bastığınızda 10k olması lazım. 10k fame atar. Değil mi? 10k olması lazım. Aynen. Mesela elinizde bu silahlar var. Bende de 10 tane kitap var. 10 kere bastığımda 100k fame'i bütün bu itemlarıma yükler. Yani bütün bu itemlarımı geliştirir. Bunu marketten alabilirsiniz. Satabilirsiniz. Ama bence bu kitaplarla henüz hani alım satım vesaire, ya daha doğrusu alayım da basayım, geliştireyim yapmayın. Çünkü zaten oynadığınız için gelişecektir. Satmanız size kısa vadede daha çok para kazandıracağı için daha karlıdır. Neyse, burada baktık. Tekrar bir görünmez olalım. Bir de aşağıyı deneyelim. Olamadık çünkü cooldown'u var. Şu tünelleri deneyelim bir de şöyle. Bakalım orada gank grubu var mı? Oyunda biraz kendinizi geliştirdiğinizde uygun bir takım arkadaşı bulursanız ya da belli bir guild'e mensupsanız, mesela biz kendi guild'imizde özellikle yeni arkadaşların oyun mekaniğine alışması, ısınması için, oyun mekaniğini kavraması için bazen gank partileri düzenliyoruz. Bu partilerle hani adam nasıl tutulur, silahlar ne işe yarar, nasıl kesilir vesaire vesaire gibi olaylara tecrübe edinmelerinde yardımcı oluyoruz. Mesela bir gank partisi daha mı? Evet. Bu kargaları görürseniz arkadaşlar, bu kargalar, aynen, bu da gank partisi. Bu kargaların arkadaşlar bir özelliği var. Bunlar fear atar ortaya. Dolayısıyla sizin bineğiniz korkar. Korktuğu için de yavaşlar. Yavaşladığından dolayı da sizi daha kolay yakalamalarına bu olay vesile olur. Dolayısıyla karga görünce de topuk devam ki abi, hiç arkana bile bakma.
Bir de Black Zone'da bu görmüş olduğunuz Avalon yolları var. Avalon Roads diye geçiyor. Bunun yeşili var, sarısı var. İşte kırmızısı var mıydı hatırlayamıyorum ama yeşil ve sarı diye hatırladım. Bunları olayı şimdi o oyuna yeni bir Avalon peçi geldi. Epey de oldu aslında geleli. Bu yollardan mesela şöyle bir kolaylık sağlamışlar ama bunu atıyorum gün başladığında sırayla denemeniz lazım. Mesela sizin main bir haritanız var. Mesela Mudfoot Sump main haritanız. Hep burada takılıyorsunuz. Gather'ınızı, ıvırınızı, zıvırınızı burada yapıyorsunuz. Ve burada vakit geçiriyorsanız bu yolları deneyin arkadaşlar. Çünkü bu yollar şu işe yarar. Şimdi portala yakınız ama portala uzak olduğunuz bir Black Zone mapindesiniz. Ve bu mapten işte bir ton loot yap, bir ton işte gather yaptınız. Bir ton işte üzerinizde eşyanız var. Ve bunları 3-4 sefer taşımanız gerekiyor. Bu yollardan giderek, ya bu yollara giderek farklı yollar, bu yolların içinde çünkü farklı yollar var. Onlardan sırayla deneyerek direkt Red Zone'da ya da işte Royal haritada giriş sağlayabiliyorsunuz. Bu da atıyorum alacaksın ürünlerini satacaksın mesela markete ama 8 map geçmen lazım. Şimdi 8 map birer dakikadan, ikişer dakikadan desen 16 dakika yapar. Hani neden 16 dakika uğraşayım ki diyorsan hani en çok vakit geçirdiğin şeylerde Black Zone maplerinde bu Avalon yollarını deneyebilirsin. Çünkü 2 map sonra Royal Continent'e düşersen daha kolay satarsın. Yani 8 map bir anda 3 map olur, 4 map olur. Zaman tasarrufu sağlar sana. Aynı şekilde eğer ki bu yolu bulursan işte atıyorum dungeon döneceksin. Dungeon itemlerini alıp koyabilirsin. İşte ne bileyim zivizi atacaksın. Zivizilere katılacaksın. Zivizi itemlerini direkt alıp seri seri getirebilirsin. Şimdi bu Black Market, Black demişim. Bu Black Zone'da da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi map'te şurada 3 tane mesela 4 tane mantar var. Küçük küçük. Bunlara hideout deniyor gençler. Bu hideoutlar sizin guildinizin ise üstü mavidir. Eğer üstü morsa sizin Alliance guildinizin yani Alliance'ınızın yani dostunuzun, dost guildinizin. Dolayısıyla onları da kullanabilirsiniz. Ama eğer üstü kırmızıysa o sizin değildir ve başkasınındır. Hani düşman olarak görünür ve siz zaten kırmızıysa onlara düşmansınızdır. Bu hideoutlar da mesela kovalıyorlar şu an sizi ve kaçmanız gerekiyor. Direkt bunlara koşup şu kapı tarafından tıklayarak, şu duvara falan tıklarsanız giremezsiniz. Kapı tarafından tıklayıp içine girebiliyorsunuz. Burada sizi kimse kesemez. Hani bir süre burada bekleyip şurada genelde şey olur. Ben göremedim. Dışarı çıktığımda acaba bubble'ım olacak mı? Burada mesela her hideout'un şöyle göstereyim. Bir level'ı vardır arkadaşlar. Üstüne geldiğinizde level 3 Defender Point 5 olarak görünüyor. Yani bu hideout'lar yıkılabiliyor. Düşmanlar tarafından gelip hideout'a vurabiliyor düşmanlar ve her gün bir kere vurma hakları var. Bu mesela 5'ten 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e ve en son vurduklarında bu hideout yok oluyor gençler. Level'ı da şimdi hideout'un içerisinde şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada da craft yapanın arkadaşlar için yardımcı yerler var. Mesela burada bakın taş ocağı var. Deri için skinner şeysi dükkanı var. Odun aynı şekilde var. Burada bir tane ufak maden dükkanı var. Siz mesela bu map'te topladığınız her şeyinizi, atıyorum deri topladınız. Deriyi gelip burada da işleyebiliyorsunuz. İşlenmiş deriyi de çekebiliyorsunuz. Ya da dungeon döndünüz, üstünüz epeyce doldu. Bura komple doldu. Gelip buraya bütün üstünüzü bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Böylece hani item taşıma derdi de yani daha doğrusu hani tekrar dungeon'a devam edeceksiniz. 10 tane dungeon şeyiniz var. Ama üstünüz doldu. Tekrar gidip koymam mı lazım derdini bu şekilde sonlandırabiliyoruz. Bir de şu an burası benim guildimin hideout'u. Şuraya geldik. Şuna tıkladık. Eğer buradan Make Home dersek öldüğümüzde tekrar burada doğacağız. Bakın nasıl mesela. Hemen göstereyim. İtemlerimi bıraktım. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok. Geldim buraya. Tıkladım. Make home yaptım. Evet dedim. Şimdi slash suicide yazıyorum. Char öldü. Benim Martlock'tan bir şeyler almam lazım. Hemen Martlock'a geliyorum. Ya da buradan mesela topladım topladım topladım. Ya da mesela
O hideout'tan buraya item taşıdım. Geldim burada marketime koydum. Hepsine işte sell order ya da sell yaptım. Bütün itemlerimi sattım. Tekrar üstümü başımı şuradan içeri girip, şu mouse'umun olduğu yerden içeri girip bankaya bırakıp tekrar suicide yazdığımda ve home'a bastığımda zınk bu hideout'tayım. İtemlerimi aldım, götürdüm, sattım. Sattıktan sonra yine 10 map yürümek istemedim. Home yaptığım için direkt buraya geldim. Tekrar itemlerimi giydim. Yapacağım şeye doğru çıkıp devam edebilirim. Şimdi bu home nasıl bozulur? Bu home ömrünün sonuna kadar kalmıyor. Şimdi bu home nasıl bozulur? Sen buraya geldin. İşte yaptın 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 bilmem ne bir sürü bir şey. Yine item item döndün. Bu sefer tekrar geriye doğru taşımaya başladın. Gittin, sattın. Sonra dedin ki ya abi ben oraya gitmek istemiyorum. Ben biraz Corrupt Dungeon yapacağım. İşte ya da Hellgate yapacağım. Bu portalların birinden çıktın. Eğer bu portalların birinden çıkıp başka maplere gidersen home'un bozuluyor. Yani tekrar gelip tekrar home yapman gerekiyor. Portal kullanımında çoğunlukla bozulur. Ama girdiğin portaldan çıkarsan home'un bozulmaz. Yani South portalını tercih ettiysen tekrar South portalından çıktığında home'un bozulmuyor. Mevzu bu. Başka ne anlatabilirim? Teritoriler. Onlardan bahsedebilirim. Şimdi teritori nedir? Mesela şurası görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Burası ne benim, ne benim guildimin, ne de benim alliance'ımın teritorisi değil. Burası düşman teritorisi. Eğer ben bu teritoriye gidersem, bu teritorinin içinde guardlar olur. Bu guardlar da beni kesecektir. Ya da beni kovaladıklarında bu teritoriye doğru kaçarsam, yani şuraya doğru kaçarsam, yine içimden geçerler. Çoğu map'te şöyle ufak sandıklar var. Üzerinde siyah bayrak, kırmızı bir amblem var. Gençler bunun olayı da eğer burada hideout'unuz yoksa, yani bu map mesela ilk defa geldiniz bu map'e ve bu map'te hideout yok. Bu arada içeri blob girdi. Şuna blob deniyor arkadaşlar. Bu sanıyorum T2 bir blob. Yaklaşık burada bir 20 kişi var ve şu an bana doğru geliyor. Ve haritada görmüş olduğunuz gibi debuff'ım yok. Yani bu düşman blobu. Yüksek ihtimal. O yüzden yavaş yavaş uzaklaşalım buradan. İçimizden geçmesinler. Neyse. Aynen şundan bahsediyorduk. Gençler o görmüş olduğunuz sandık çoğu map'te oluyor. Bu sandığın olayı da şimdi mesela siz kendi guildinizin sahip olduğu ya da hideout olduğu maplerden uzaksınız. Gather yapacaksınız. Kendi maplerinizde olduğunuzda hani her gather çoğu şey toplandığından dolayı yapamıyorsunuz. Bu da canınızı sıkıyor. Gittiniz anasının amına. Orada gather yapacaksınız. Çünkü kaynaklar daha fazla işlenmemiş. Kimse işte ellememiş, etmemiş. O zaman da yardımınıza o sandıklar yetişiyor arkadaşlar. O sandıklara ufak bir meblağ karşılığı 200K kadar falan bir para veriyorsunuz. Size özel banka oluyor. Topluyorsun, topluyorsun, oraya atıyorsun, topluyorsun, topluyorsun, oraya atıyorsun. Atıyorum 3 saat, 4 saat gelir yaptın, bayağı materyal biriktirdin. Sonra onları yavaş yavaş oradan çekiyorsun. Dolayısıyla tekrar git gel mevzusunu bu şekilde kapatıyoruz. Kafamız rahat ediyor. Onun da basit olarak mevzusu o arkadaşlar. Ya videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Sanıyorum her şeyden bahsettim. Mesela şu görmüş olduğunuz da Group Dungeon'dır. Girelim içine. Bunlar aynı bu şekilde olanları bazen oyun atar, bazen mesela bu oyun atmış. Çünkü tıkladığımda şurada bir kılıç ibaresi yok. Eğer satın alınmış bir Group Dungeon olsaydı burada o işareti görebilirdik. Buraya da 5v5, şey pardon 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi artık nasıl isterseniz dönebilirsiniz. Group Dungeon'ın solo dungeon'a göre fame'i ve loot'u daha iyidir. Ve şununla mesela bahsedeyim. Şimdi siz yeni başladığınızda adam geliyor zannettim de. Statik dungeon nedir? Statik dungeon'lar var bir de oyunda arkadaşlar. Mesela şu görmüş olduğunuz mavi 3 kaya parçasının içindeki o mavi şey bir statik dungeon olarak görünür. Statik dungeon mesela bu T5 ya, T6 otomatik, T6 grup map gibi düşünebilirsiniz. Static Dungeon'ın olayı arkadaşlarınızla beraber hem daha hızlı kasabileceğiniz hem de loot olarak daha fazla olan ve toplamda 3 kat oluyor bunlar. Ve 3 katında da toplamda 4'er tane dungeon olan seri seri dönebileceğiniz böyle map'te dungeon aramayacağınız yerlerdir arkadaşlar. Hızlı ya yani çok dive olur.
O yüzden hani bir gözcü scout alıp tutup daha doğrusu girmenizde fayda var. Scout nedir? Siz de yapabilirsiniz bu mesleği. Genelde her guild'de olur. Bu Alliance chat'te mesela görebilirsiniz. İşte LFM Scout, işte LFG Scout gibi yazılır. Bunlar da mesela en başta eğer bir guild'e üyeseniz, yani mesela bizim guild'imize gelmek isterseniz ben zaten aşağı paylaşacağım Discord kanalımızı. Hızlı para kasma yöntemlerinden biri de bu scoutluktur. Burada tek olayınız arkadaşlar, belli malzemeleri alıyorsunuz. Zaten ucuz malzemeler, yani 100k tutmuyor. Bunlarla işte bu grup map'ine girecek olan arkadaşlar map'e giriyor. Siz dışarıda veya içeride bu dış gözcülük yapıyorsunuz en basit olarak. Nedir bu gözcülük? Bu arada ben aynen gelmişim. Konuşa konuşa geldim amına koyayım. Şimdi şuradan retry'e ineceğim. Nedir bu gözcülük? Dışarıdaki ya kırmızıların, düşmanların içeri girmemesi ya da girerse de bunları parti üyelerine haber vermeniz. Siz ölseniz de çok bir olayı yok. Bak mesela şurada çıktı. Looking for member Blaze Scout R3 diyor mesela. R3 de Red 3'dir bizde. Ama burada mesela Scout aradığını söylüyor. Siz mesela okey, bu da mesela Group Dungeon'dır arkadaşlar. Statik değildir. Bu da maplerin kendi Group Dungeon'ıdır. Farklı farklı gösterilebiliyor. Siz aynen orayı toparlayayım ben. Scout olarak girdiniz. Kapıda duruyorsunuz. Adamlar dungeon bitene kadar siz o kapıda takılıyorsunuz. İsterseniz ya gerçi hani dikkat dağıtacak şeyler yapmayın bence. Hani telefonda falan gezebilirsiniz ama kulaklık her zaman kulağınızda olsun. Çünkü içeri giren çıkan insanların seslerini duymalısınız. Mesela Invis Dive diye bir mevzu var. Invis giriyorlar içeri. Sen kimseyi görmüyorsun. Bütün takımı kesiyor. Böyle çük gibi kalıyorsun. Ne oluyor la falan diyor. Çünkü kimseyi de görmedin. Adamlara da derdini anlatamıyorsun. Mesela eğer sen scoutluk yaparken kimseyi görmedin ve biri gelip takımını keserse o takımın gear'ını, yani üstünün başının parasını senden alıyor insanlar haklı olarak. Eğer her şey yolunda gitti, adamlar dungeon'ı bitirdi ve kimse ölmedi. Yani sen görevini başarıyla yerine getirdin. O zaman dungeon başı 350, 400, 500 artık neye anlaştıysan o paranı alıyorsun. Aşağı yukarı bir dungeon'da arkadaşlar 15 dakika sürüyor. Yani 15, 30, 45, 60, 4 kere dönse ve 500K'dan anlaşsanız 2 milyon cebinize koyuyorsunuz. Bu da çok safe para kazanma yöntemlerinden biri. Yani çok değil. Eğer 3-4 saat bir boşluğunuz varsa, çünkü herkes scout arıyor bu arada sürekli. O şekilde güzel para kasabilirsiniz. Yani aşağı yukarı bir gün 2 günde kasabilirsiniz. Çünkü ben bazen mesela konuşuyorum arkadaşlarla. Adam şey diyor. Ya abi diyor, hani 2 haftadır oynuyorum diyor. Daha bir premium parasını alamadım. Nasıl bir şey bu amına koyayım falan diyor. İşte bunun sebebi bu. Black Zone basit olarak böyle arkadaşlar. Bir solo dungeon rehberi de çekebilirim muhtemelen bundan sonra. Yine sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi guildimize gelmek isterseniz, guildin ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz. Hem sosyal medya hesaplarımı hem de Guild Discord'umu ben koyacağım. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada bu oyun tek başına biraz zor oynanır arkadaşlar. Tek başına oynamayın bu oyunu. Kanser olursunuz. Başka ekleyecek bir şeyimiz yok. Görüşmek üzere yeni videoda gençler. Kendinize dikkat edin.